İstanbul Türkçesi. Kıbrıs Türkçesi. Kıbrıs. Kıbrıs. Kocaman. Kocaman. Kardeş. Kardeş. Makarna. Margarina. Tavuklu makarnayı sevmem. Margarina bulyeyi sevmem. Bugün. Böğün. Bugün makarna yemek ister misin? İsten margarina yesin bugün. Bu gece. Böylece. Evet. Ya. Buraya oturabilir miyim? Buraya oturabilirim. Evet evet. Ya ya. Aman ya Rabbim. Gavolem. Niçin? Neçin? Kahve. Kahve. Kahvemi sade severim. Kahvemi sade severim. Ne istiyorsun? Ne isten? Ne yapıyorsun? Napam? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Battaniye. Battaniye. Ne yapıyorsun orada? Ne yapan uğraşta? İyi misin, değil misin? Emin değil mi? İyi misin? Tamam mısın? Kebap seviyor musun? Kebap seven. Nerede yaşıyorsun? Nerede kalın? Göztepe'de yaşıyorum. Göztepe'de kalırım. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Kola. Kola. Gazoz. Bubble up. Fanta. Garga suyu. Oturmak ister misin? İsten oturasın. Çalışıyor musun? İşler mi? Az kalsın bana araba çarpıyordu. Az kalsın araba basıyordu beni. Bugün geleceksin değil mi? Bugün geliyorsun değil. İyi günler. Ben Funda. İyi günler. Funda'dır. Sana yemek hazırlayayım mı? İsten yemek hongarayım sağ. Bahçe kapısını ört de gel. Ört gencelliği de gel. Kornaya basıyorum, duymuyor musun? Ma boruya basarım ama duymam beni. Biz bilmiyoruz. Biz bilmeyik. Ne yapıyorsun kızım, geliyor musun? Ne yapan kızım, gelir mi? Acıktın mı? Acıktın. Yuh, daha uyuyor musun? Ma, daha uyun. Ne oldu kardeşim? Ne oldu be can? Aptal. Gamasa. Minicik. Buncacık. Tavuk. Bulli. Bisiklet. Velespit. Salyangoz. Garavolli. Kanka. Gomma. Korna. Boru. Tokat. Baspalya. Çok istedim. Baspalya. Çok duyduk çünkü küçükken annemizden geliyor baspalya falan. Terlik. Bandoflam. Köpek. Guli. Kayınvalide. Gaynana. Kayınpeder. Gaynata. Çörek otu. Karaçoço. Sandalye. İskemle. Bisküvi. Biskot. Torun. Angolemmi. Kuzen. Kazım. Nasılsın Yeşim? Bugün günü nasıl geçti? İyiyim be Fundalı. Nasılsın ha? Uyandık ha, geldik buraştayık. Aa, ben çok yoruldum ya. İşten çıktım. Çok aşırı yorgunum. Nasıl gelin bura? Otobüsten yoksa arabayla? Otobüsle geldim ama akbilim bitmişti. Sonra akbil yüklemeye gittim. Oh anam! Nasıl yaptın da geldin? İşte hiçbir taksi de beni almadı. Ne yapayım? Hiç taksiler çok kötü yani. Aman bırak be, eşeklipsin. Yeni nereye almasınlar? İstanbul'da bütün taksiler öyle işte. Kıbrıs'ta öyle mi peki? Yok be gülüm, nerede öyle olsun. Kıbrıs'taki bizim taksilerimiz hepsi son model Mercedes'tirler. Ve başka ulaşım aracı da yoktur. Ya araban olacak ya taksiye bineceksin. Kıbrıs'ta hava nasıl bu arada? Ben çok merak ediyorum orayı. Aman Fundalım, hiç sormayasın. Çünkü Kıbrıs'ta sürekli sıcak alırım ben. Çünkü hava çok sıcaktır. Bilin ya, böyle üstünde 10 derecede fazla hisseder ve kendimi zor atarım denize. Kaç derece yazın mesela Ağustos ayında? Yani 40 derece derler ama biz 60 derece hissederek. 60 derece hissediyorsunuz.
Tamam. Yani şöyle söyleyeyim sana. Mesela diyelim ki binanın arkasındaki markete gitmek isten ve üzerindeki body jean izi çıkar buralarında. Oh bayağı fazla. Evet. Yemekleri nasıl? Rum yemeklerine benziyor mu yoksa Türk yemekleri gibi mi? Daha çok Akdeniz yemekleri gibidir. Fazlasıyla sebze üzerinedir. Mesela molehiya en çok sevilen sebze yemeğimizdir. Ona benzeyen bir yemek de burada ıspanak yemeğidir. Ispanak? Evet ama biz onu böyle kemik etiyle ongarırık molehiyayı. Aynı zamanda bizde tavuk yemekleri çok sevilir çünkü tavuklarımız çok lezzetlidir. Evet, mesela çok meşhur bir yemeğimiz vardır, margarina bulli. Makarna ve tavukla birlikte yapılan bir yemektir. Peki Kıbrıs, İstanbul'dan mesela pahalı mı genel olarak? Canım vallahi şöyle söyleyeyim, bir tek alkol ucuzdur, tüp ucuzdur, şeker ve çay ucuzdur. Onun dışındaki her şey çok pahalıdır. Özellikle de tekstil firmaları yani butikler çok bağlıcıdır. Çok pahalı. Buradaki gibi değildir. Evet benim Kıbrıslı arkadaşlarım var. Ve belli dönemlerde İstanbul'a gelirler ve bavulları doldururlar. Gaşalarla kıyafetleri götürürler Kıbrıs'a. Anladım. Ama kıyafetler pahalı yani birazcık. Çok pahalıdır. Peki yemekler dışarıda mesela restorana gittiğinde ne kadar ödüyorsun? Yani restoranlarımız aslında porsiyonlarına göre fiyatları iyidir. Çünkü İstanbul'a geldim ve İstanbul'da bir menü getirirler elime ve böyle buncacık bir yemek vardır içinde. Ama Kıbrıs'ta öyle değil. Gayet büyük menüleri vardır ve çok doyurucudur. Onun için fiyat performans süperdir. Peki Kıbrıs'a gelmeyi, orada yaşamayı öneriyor musun? Kesinlikle öneririm. Bir kere havası çok güzel, insanlara çok sıcakkanlı, güvenli bir ortam. Mesela Kıbrıs'ta satamayacağınız tek bir ürün vardır. O da herhalde alarm sistemi. Neden? Çünkü hiç hırsızlık olmaz. Aa çok güzel, çok güzel. İnsanlar yardım etmeyi seviyor yani. Evet çünkü herkes birbirini tanır. Çok küçük bir muhittir. Biz özellikle Mansalı'yık ve Mansalı'da herkes birbirini tanır. Herkes birbirine soy ismiyle hitap eder. Daha doğrusu bizde daha çok lakap vardır. İnsanlar birbirlerini lakaplarıyla tanırlar. Peki Kıbrıs'ta insanlar hangi dilleri konuşuyorlar genel olarak? Kıbrıs Türkçesi ve İngilizce ve Rumca. Rumca tabii ki. Evet çok güzelmiş. Peki Kıbrıs'ta nasıl eğleniyorsunuz? Neler var? Ne yapıyorsunuz? Fundalı bunu anlatamam. Kesinlikle görmen gerekir. Çünkü bizim klaplarımız çok ama çok iyidir. Üst segment klaplardır. Yani eğlenmemen mümkün değildir ve Kıbrıs eğlence hayatından sonra Türkiye'de asla eğlenemezsin diye düşünüyorum. Oo. Çok güzelmiş. Peki konserlere gidiyor musunuz? Orada ünlü şarkıcılar var mı Türkiye'dekinden farklı olarak? Tabii ki. Bizim de Kıbrıs'ta bir pop starımız var. Aynı Türkiye'de Tarkan neyse bizde de o. Sezar. Sezar. Çok güzel. Ne şarkıları yapıyor? Pop mu? Slow mu? Pop slow. Anladım. Çok güzel. Peki Kıbrıs Türkçesiyle mi yapıyor? Türkiye Türkçesiyle mi yapıyor? Aslında bizim Kıbrıs şarkıcılarımızda şöyle bir durum söz konusudur. Konuşurken Kıbrıs Türkçesiyle konuşurlar ama şarkı söylerken İstanbul Türkçesiyle şarkı söylerler. Bir de şöyle bir durum vardır bizde. İstanbul Türkçesiyle yazarık ama onu okurken Kıbrıs Türkçesiyle okuruk. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok merci. Umarım hepiniz çok memnun kalmışsınızdır. Hepinizi yanacıklarınızdan öpüyorum. Bye bye. Görüşürüz.